Herkese merhaba. Bir videomla daha tekrardan beraberiz. Bugün sizlere oğlumun bisikletinin arka tekeri patladı. Şu gördüğünüz delik öyle böyle bir patlama da değil. Lastiği deforme oldu ve içindeki iç şamrel patladı. Deforme olan kısmını internetten sipariş verdim. Yeni lastik takacağım. Ama şamrelini soğuk yama yaparak şamrelini tekrar kullanmasını sağlayacağım. Bugün sizlere bunu göstereceğim. Bunu yaparken de ilk öncelikle lastiği yerinden çıkarmam gerekiyor. Bu gördüğünüz 15 numara anahtarla şuradaki gördüğünüz contaları bir burada, bir sağ, bir sol tarafta çıkartarak ilk önce lastiği yerinden çıkartacağım. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Vitesimizi lastiği çıkarırken arka vitesimizin nasıl yapmamız gerektiğini göstereceğim ve patlayan şamrelimizin nasıl tamir edildiğini ve tamirini şu gördüğünüz malzemelerle yapacağım arkadaşlar. Hep birlikte başlıyoruz. Tekerleği yerinden çıkarırken ilk önce buradaki gördüğünüz şu contayı çıkartıyoruz. Bu contamızı çıkarttık. Bu contayı çıkarttıktan sonra diğer tarafın contasını çıkartacağız. Ve bu contanın da sökümüne başlıyoruz. Bu gördüğünüz bisiklet tutacağını, bisikletin durması için, ayakta durması için yarıyor. Şimdilik bunu da çıkartıyoruz ki lastiği yerinden çıkartabilelim arkadaşlar. Sonra burada bir conta daha var. Şurada gördüğünüz üzere bu contayı da buradan çıkarmamız gerekiyor lastiğin yerinden çıkabilmesi açısından. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki contayı da çıkardık. Şu an bisikletimizin tekerini yerinden çıkartabiliriz. Tabii bunu yaparken ilk önce arka vitesimizi de ayarlamamız gerekiyor. Yani ona göre çıkarmamız gerekiyor. Arka vitese de zarar vermememiz lazım. Şu gördüğünüz arka vitesi bu şekilde bükerek lastiği yerinden çıkartıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu an lastik yerinden çıkmış durumda. Şimdi iç şamrelinin soğuk yama nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. Soğuk yamamızın yapımına geçmeden önce size lastiğin içinden iç şamreli nasıl çıkartılır ilk önce onu göstermek istedim. Şu gördüğünüz yere bu şekilde yaparak ilk önce lastiği bir dışa alıyorsunuz. Ondan sonra zaten gördüğünüz gibi şamrel direkt çıkıyor. Bu gördüğünüz sibop kapağını yerinden çıkartıyoruz. Ve şamrelimizin çıkmasına neden olan herhangi bir şey kalmıyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi şamreli yerimizden çıkartıyoruz. Yalnız daha yakından göstermek gerekirse gördüğünüz gibi oğlum bisikletin arka tekerleğini kaydırmaktan bayağı bir deforme olmuş. Zaten bu lastik yırtıldıktan sonra da doğal olarak şamrel de hayatını kaybetmiş bulunuyor. Gördüğünüz gibi bayağı da büyük bir delik var. İşte bu şekilde. Bakalım bunun yapımını göstereceğim şimdi sizlere. Soğuk yamanın nasıl yapıldığını. Hep birlikte başlıyoruz. Soğuk yamamızı yapmadan önce İlk önce hafif ıslak bir bezle soğuk yamamızı yapacağımız yerin güzelce tozunu, yağını bir alalım ilk önce. Ki yapacağımız yama rahatlıkla yapışsın üstüne. Islak bir bezle hafif kuruladıktan sonra şu gördüğünüz elimde soğuk yama ile beraber verilen zımparayla, tabi bunu normal zımparayla da yapabilirsiniz. Bu şekilde lastiğimizi zımparalıyoruz.
Bu zımparayı da niye yapıyoruz? Şu gördüğümüz soğuk yama sağlam yapışsın diye arkadaşlar. Zımparamızı tamamladıktan sonra soğuk yamamızla beraber verilen yapıştırıcıyı iç lastiğimizin üzerine sürmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu an yapıştırıcımızı güzelce buraya yediriyoruz. İyice yedirmemiz lazım ki güzelce yapışsın yapıştırıcımız. Evet. Gördüğünüz gibi şu an yapıştırıcımızı sürdük. Bir 3 dakika bekleyeceğiz şimdi kuruması için. Şimdi yamamızı lastiğimizin üstüne yapıştıracağız. İlk önce gördüğünüz gibi buradaki jilетинle açıyoruz yamamızın ve ardından bu gördüğünüz yere güzelce yapıştırıyoruz. Ve tabii bunu bastırıyoruz arkadaşlar. Bastırmamızda fayda var. Ne kadar bastırırsak o kadar iyi yapışır çünkü. Bu gördüğünüz gibi herhangi bir şeyle de bastırabilirsiniz. Bu şekilde elinizle de bastırabilirsiniz. Önemli olan dediğim gibi yapışması. İç şamrelimize soğuk yamamızın yapıştırmasını tamamladık. Gayet sağlam oldu. Şimdi lastiğimizin içine geri koyacağız ve şişireceğiz lastiğimizi. Sipariş ettiğim lastik gelene kadar bu gördüğünüz lastik bayağı deforme olmuştu daha önce de söylediğim gibi. Kendi mantığımca bir şey yürüttüm. Olacağını düşünüyorum. Nasıl yapacağım? Elimde şöyle bir şamrel var, yırtık bir şamrel. Bu şamreli içine bu şekilde monte ederek ve patlak olan şamrelimi de aynı şekilde geri yerine koyarak, lastiğimin içine koyarak oğlumun bisikletini kullanmasını sağlayacağım. Şimdi ilk öncelikle şamrelimizi iç kısımdan şöyle gördüğünüz gibi şu kısma göre keseceğim elimdeki yırtık şamreli. Şimdi böyle bir ölçü alalım ilk önce. Ya, bu şekilde kesmek yeterli. Şu kadarlık bir eski şamrelimizi kesiyoruz. Ardından da iyi yapışsın diye. Ya bu yüzünü yapmamız yeterli. Diğer tarafı silmeye gerek yok. İlk önce bir pisliğini alalım şuranın. Güzelce pisliğini aldıktan sonra aynı şamneli yaptığımız gibi iyi yapışsın diye ilk önce güzelce bir zımpara alıyoruz. Zımparalama işlemi bittikten sonra iç lastiğimizde olduğu gibi elimdeki yapışken malzemeyi güzelce bu kullanmadığım iç şamrelinin üstüne sürüyorum. Bunu da güzelce bu şekilde üstüne yedirttikten sonra bunu da bir 3 dakika bekletiyorum. Yapışkanımız kurudu. Şimdi şu gördüğünüz delik yere bu gördüğünüz şamrelimizi yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırmamızın amacı oğlum yeni lastiğinin gelene kadar kullanırken bisikletini
Dışarıdan gelecek şuradan alacak darbelere karşı korum şuradan gelecek darbelere koruması için delik yerden. Bu yüzden buradaki iç şamveli taktım. Kullanmadığım şamveli. Gayet iyi olacağını düşünüyorum. Dış lastiğimizin de tamirini tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi tekrardan iç şamrelimizi ve jantımızı yerine koyarak bisikletimizi tamamlıyoruz. Şu an iç şamrelimizi tekrardan yerine takmaya başlıyoruz. Tabii şamreli takarken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer katlanarak takarsak, yani şu şekilde kıvrılırsa sıkıntı olur. Direkt pat diye bir ses duyabilirsiniz. O yüzden düz bir şekilde bu şekilde takmaya devam edeceğiz. Evet, düz bir şekilde böyle bisikletimizin iç lastiğini içeriye doğru koyuyoruz. Evet, şu an şamrelimizi yerine soktuk. Bakalım nasıl olacak. Soktuktan sonra da lastik yerine otursun diye şu şekilde. Gördüğünüz gibi buraları bastırarak iyice yerine oturmasını sağlıyoruz. Şimdi yerine oturtturduğumuz lastiğin havasını şişireceğiz. Bakalım yaptığımız soğuk yama ve dış lastiğinin tamiri iyi olmuş mu ona bakacağız. Şimdi pompamızla lastiğimizi şişirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Pompamızı kapattık. Bakalım yamamız sağlam olmuş mu? Evet, şu an lastiğimiz şişmiş durumda. Şimdi yerine takacağız lastiği. Evet, lastiğimiz gördüğünüz gibi koyduğum yama bu şekilde buraya kapattı. Lastiğimiz şişti. Yamanın patlak olan iç şamrelinde yamasında bir problem olmadığını görüyorum. Şimdi arka lastiğimizi bisikletimize takıyoruz arkadaşlar. Lastiğimizi takarken çıkardığımızda yaptığımız gibi ilk önce gördüğünüz gibi şu arka vitesi çekiyoruz. Bu şekilde yerine koyuyoruz. Pardon, ters oldu. Dişliler bu tarafa gelmesi gerekiyor. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi şu bire takıyoruz ve contalarının sıkımına başlıyoruz arkadaşlar. Buranın contasını da takıyoruz. Evet, şu an contamızı sıktıktan sonra bisikletimizin arka tekerini takmış bulunmaktayız. Şu an bütün işlemlerimiz tamamlandı. Artık bisiklet kullanılabilecek durumda. Gördüğünüz gibi bayağı da şiş. Herhangi bir inme de yok lastikte. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi bir sonraki videomda tekrardan buluşmak dileğiyle.